Bir taş attım pencereye, tık dedi. Anası çıktı, kızım evde yok dedi. Naydi, ne yaptın ya? Beni heveslendirdin. Buraya gelip yatmışsın sırtını dönüp yani. Kız! Ya ses de çıkarmıyor ya. Naydi. Kocan geldi, kocan. Lan bokunu mu değiştirdin? Nasıl güzel bu koku bu ya? Aklımı başından aldı ha. Hınzır. Nasıl da biliyor benim nelerin hoşuma gideceğini bak. Kalk kız. Sefer! Çık hadi şuradan, tamam buradayım. Sefer! Kız şunu çık bir önünden çık hadi, gelmiyor sesin. Sefer! Karım, kadın Naide. Siz kimsiniz? Asıl sen kimsin? Ne işin var senin bu yatakta? Kızım sen kimsin asıl? Sen kimsin? Benim kocamın konuyla ne işin var? Hakikat sen kimsin benim yatakta burada? Ne işin var senin bu yatakta? Sen kimsin benim koynumda ne işin var? Kız önce ben soru sordum sana. Senin burada ne işin var benim yanımda acaba? Yeter! Soruları burada sadece ben sorarım. Sizi kanatmadan söyleyin. Burada ne yapıyorsun şu anda? Haydi ben de bir şey yapmadım. Senin dediğin gibi duşa girdim. Türkiye meşke çığırıyordum böyle. Geldim sen buradasın diye. Uzandım şey dedim. Bir şey oldu mu? Oldu mu bir şey? Ya senin haberin olmadan ilerleme karısı senin koynuna nasıl geliyor ya? Evet kız. Senin benim haberim olmadan koynumda ne işin var? Hırsız falan mısın? Uyuyor mu kaldın burada evi soyarken? Ya delirdin mi sen? Ne hırsızsın ya? Burası kuzeyin evi değil mi? Ben başka bir evde miyim? Sen tanıyor musun Kuzey'i? Yok tanımıyorum. Tabii ki tanıyorum. Bizzat kendisi misafir etti. Nasıl yani? Yani Kuzey senin yatağı aman eve mi attı? O nasıl cümle ya atma falan? Ben anlatamıyorum galiba. Kuzey'in misafiriyim diyorum. Kuzey ya. Ulan Kuzey. Haydi Kuzey bende, bu sende. Ulan Kuzey yaktım seni lan. Üstüne bir şey giy, üstüne bir şey giy. Kızım. Sen de burada sıranı bekle, sıra sana da gelecek. Sen de çok fena kanatacaksın. Sefer! Sefer! Şuna bak şuna, bir de hala utanmadan uyuyor. Kalk lan, kalk, kalk! Oğlum lan, vururum ağzına, kalk! Yüzüme bak, yüzüme! Utanmıyor mu lan sen? Ha, Naide! Sefer! Oh, ne oluyor ya, delirdiniz mi siz? Delirdik. He, delirdik. Delirdik, delirdik işte! Sözde yıldıza yakın olmak için tuttuğun eve başka karıyı atınca delirdik! Delirdik! Ne? Sen inkar etme de, inkarcı! Oğlum gözlerimize gördük lan. O kadın böyle yatağa yatmış sene Serpil. Şey dedim, ne dedi? Ben Kuzey'im misafiriyim diyor, Kuzey'im diyor. Ne ayaksınız oğlum? Siz Efirli'ye mi gittiniz? Ne işiniz vardı orada ya? Bak bir de bize hesap... Oğlum sen bize hesap mı soruyorsun? Bir de sana ne, nereye gittik biz? Bana geldiler. Ben bunu kanatacağım. Ben duramayacağım. Kanat... Ne yapıyorsun ya? Kanattım. Ama gerçekten kanadı ha. Oh iyi oldu, oh iyi oldu. Sefer. Sen de iyi bak, çıkar kız sadan isteni. Evin yansın Kuzey ya. Ulan sen benim bacım üstüne nasıl gül koklarsın lan, utanmıyor musun? Ya sen bunu bizim bacımıza nasıl yaparsın ya? Hem de bizim yatağımızda. Ha? Yeter be, saçma sapan konuşmayın. Ben kadınla bir şey yapacak olsam orada onun yatağında olurum. Ben neredeyim? Kendi yatağımdayım, Mavişim'le aynı çatı altındayım. Çabuk anlat. Anlat, diğeri de geliyor. Anlat, kim? Kim o kadın? Kim? Kim? Tamam, anlatacağım. Dinliyorum. Bakın. Tülin Şule'nin eski asistanı. Ama bir de özür kabahatinden büyük. O şırtan misafirini ağırlamak sağa mı düştü? Yahu Şule'nin misafiri değil o. Benim misafirim Tülin. Bakın Çetin'den belgeleri alamadığımız için belki Tülin'den alırız dedik. Belki Tülin'de daha fazlası vardır dedik. Bir dakika ya. Sen nereden biliyorsun lan? Hı? Yahu Tülin Şule'nin iş hayatında da normal özel hayatında da asistanıydı. Ya kişisel asistanıydı çünkü. Yazık ya. Gerçekten. Yazıklar olsun lan.
Oğlum daha orijinal bir yalan bulamadın mı lan? Hı? Bu yalan yıllar önce Perangutman'la Şener Şen filme çekti, filme. Ne? Ne değil, flüt. Hayret bir şey. Perangutman gidiyor yani Şener Şen. Bir tane odada sekreterya bir kadınla oturuyorlar, don atlet. Ondan sonra Perangutman geliyor. Şeyi var onun. Şey... Yaz kızım. 200 torba çimento, 30 kamyon çakıl, 15 tane kapı. Aa, hoş geldin karıcığım. Alta, rezil herif. Nasıl yaparsın lan sen bunu? Ha? Hı? Tükür ula pampağın suratını. Yeter be. Bana inanmıyorsanız gidin kızlara sorun. Kızlara mı? Tabii. Senin askerlerin değil mi onlar? Her şey onların başının altından çıktı. Git sor inanmıyorsan.